Merhaba hanımlar, Sevginleme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu portföy çantanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Çantamın yapımında ben ince, çok kalın olmayan orta kalınlıkta bir penye ip kullandım. Çantamın ana bölümünü sık iğne yaparak, ters sık iğne yaparak tamamladım. Kapak kısmını fıstıklı yaptım, gördüğünüz gibi. Çantamın detaylarını zincirle ve zincirlerin bu tutturacaklarıyla tamamladım. Böyle küçük bir çıt çıt kullandım. Yapmak isteyenler için. Güzel, kullanışlı bir portföy çanta oldu. Tabi daha bunun içine astar dikilecek. Bu şekilde olmayacak kullanılması açısından. Kapak kısmımı ben biraz küçük yaptım. Hani kapak daha kullanışlı olsun, açıp kapatması diye. Bu şekilde. O yüzden hani çantanın tam boyutu yapmadım, küçük yaptım. Şimdi sizlerle bu çantanın nasıl yapıldığını birlikte yapalım. İpimizi ve tığımızı hazırlayıp şimdi sizinle birlikte yapmaya başlayalım. Evet hanımlar, çantamız için gördüğünüz gibi çok kalın olmayan penye ip kullanıyorum. İpim içinde 8 numara tığ ile başlayacağım ben. Hani böyle daha uygun olduğunu düşünüyorum. İlk önce çantamızın ilk başlangıcı için 21 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane zincirle başlıyoruz. Sık iğne yaparak, ters sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Normal sık iğneyi şöyle alırken, bakın, tığın üst tarafından çekerken, bu şekilde yaparken ben bunu tığın alt tarafından çekiyorum. Bu ters sık iğne oluyor. Bu şekilde yapmak istedim. Bakın bu şekilde alttan çekiyorum. Ters sık iğne yaparak. Bu şekilde bakın. Elinizin sık ya da gevşek yapmanıza bağlı tığınızın kalınlığını siz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben 8 numara kullanıyorum. Penye ipim de çok kalın olmayan penye ip. Bunların daha kalın olanları var. Ben çok kalın kullanmadım. Çantamız biraz daha narin, ince olsun diye. Çantamızın ilk başlangıç kısmında 21 tane zincir çekerek sık iğne ile başlıyoruz. Zaten çantamızın büyük bir bölümü sık iğne ile yapılıyor. Sadece kapak kısmını farklı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Son zincirimin içerisine de batarak sık iğnemi yaptım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar arka sıraya dönüyoruz. Hani burada yapmamız gereken yine aynı şeyi yapacağız. Değişen hiçbir şey olmayacak. Yine bakın gördüğünüz gibi bir tane zincir çektim. İçlerine batıyorum diğer sık iğnelerimin. Ters sık iğne yapıyorum. Hani dediğim gibi normalde üstten alırken ipimizi alttan alarak yapıyorum. Bu ters sık iğne oluyor. Hani böyle daha güzel, daha dolgun olduğunu düşünüyorum. Tabi siz isterseniz düz sık iğne de yapabilirsiniz. Çantamızın büyük bir kısmını kapak kısmına gelene kadar bu şekilde ters sık iğne yaparak öreceğiz. Sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Bakın. Güzel mini bir çanta.
Ben şeyine kadar, kapak kısmına kadar bunu sık iğne olarak, ters sık iğne yaparak devam edeceğim. Hani kaç sıra yaptım? Kapakta kaçıncı sırada başlayacağım kapak bölümüne? Hani üstünün kapatma kısmına. Onu size sıramı tamamlayınca göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ters sık iğne yaparak çantamı bu şekilde kapak kısmına kadar bu şekilde ters sık iğne ile devam edeceğim. Evet hanımlar, ben ters sık iğnemi yaparak çantamın kapak bölümüne kadar bu şekilde tamamladım. Şimdi burada size anlatmak istediğim, hani ters sık iğne yaparak ilk başlangıç yaptığım yer burası. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada her iki sırada 1, 2, 3, yani iki tane sıra yapınca mesela şu şekilde çevirelim. İki sıra yapınca burası hani böyle bir sıra gibi olmuş oldu. Normalde bu iki sıradan oluşan bir bölüm. Böyle tek sıra gibi duruyor hani bu araları. İki sırada bir bu bölüm çıktı. Mesela şu iki bölümün çıkması için 1, 2, 3, 4 sıra yapmış oldum. Şimdi ben bunu size şu şekilde sayacağım. Böyle tek tek sıralar değil de ikişer olan sıraları bir tane olarak sayacağım. Şöyle yapalım sizinle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 sırasını ben mesela normalde toplamda 12 sıra olmuş oluyor. Sadece bu şekilde saydığım için ikişerleri, ikişerli sıralar tek sıra olarak saydığım için 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıram çantamın ön kısmı olacak. 1, 2, 3 bu çantamın bu 3 sırası çantamın alt bölümü olacak. Hani alt kısmı olacak. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada yine aynı şekilde çantamın arka kısmı olacak. Buraya kapak bölümünü yapacağız. Hani şu şekilde yapabilmemiz için mesela hani kapağını. Ama biz bunu bu şekilde yapacağız. Burası alt kısmı olacak bu 3 sırası mesela. 6 sırası böyle yan tarafta olacak. Bir 6 sırası da bu tarafta olacak. Böyle şuradaki 3 sırayı alt bölüme getireceğiz. Bu yanlara da sık iğne yaparak devam edeceğiz. Şimdi ben öncelikle kapağını tamamladıktan sonra size buradaki 3 sıranın yanında nasıl sık iğne yaparak bu yan bölümleri birleştireceğimi göstereceğim. Toplamda yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan tarafı 6, 1, 2, 3 alt kısmı yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra olmuş olacak hani toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 tanesi bir bölüme, 6 tanesi bir yan bölüme, 3 sırası da alt bölüm olmak üzere toplamda ben bunu 15 sıra yaptım. Yani tekli sık iğne olarak sayarsak toplamda 30 sıra. Ama böyle çiftlileri tek tek sayarsak toplamda 15 sıra sık iğne yapmış oldum. Hani sayılarını denk getirmek adına. Şimdi hani bu taraftan eğer yaparsanız şuradaki ilk başlangıç yaptığımız bölüm bir tane tek kalıyor. Fark ederseniz bakın bunlar ikişerli ikişerli. Böyle tekli gibi duruyor. Bu alttaki fazla bir tane sanki fazladan olmuş gibi. O yüzden ben çantamın bu kısmından saydım. Normalde ön yüz burası olmasına rağmen çünkü şey olacak hani çantanın bu kısmı zaten kapak altında kalacağı için görünmeyecek. O yüzden size ben bu şekilde saymak istedim. Şimdi çantamın üst kısmı için ben fıstıklı bölüm, fıstıklı kapak yapacağım. Fıstık modelli. Şimdi onun için ilk önce bir tane zincir çekelim. Çünkü diğer sıraya döndüğümüz için. Başlangıçta iki tane, bir, iki tane sık iğne yapıyoruz. Bunu normalde yapsanız olur. Pek fark etmez. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakın bir taneyi buradan atlıyoruz. Bir tane zincir çektiğimiz için tekrar onun yanındakine yine sık iğne yapıyoruz. Bir, onun yanındakine de batarak iki tane sık iğne. Bakın şu aradaki boşluğumuz oldu. Zincir çektiğimiz yer. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Zincir çektiğimiz yerde bir tanesini atlayıp ikincisine yani yanındakine sık iğne yapıyoruz. İki tane yan yana. Hani ayrı ayrı sık iğnelerin içine batarak yine bir tane zincir tekrar batıyoruz. Bir, onun yanındakine bakın buraya battık. Tekrar onun yanındakine batıyoruz. İkincisi
Yine bir tane. Tekrar bir sık iğne. İkinci sık iğneyi yaptık. Yine aynı şekilde bir zincir, bir tane atlayıp iki tane sık iğne. Tekrar bir zincir, bir tane atlayıp iki sık iğne. Şimdi burada bir tane benim burada fazla kaldı. Normalde zincir çekip iki sık iğne yapmam gerekiyordu. Bakın burada köşede. Burada mecbur üçüncü sık iğnemi yapmış olacağım. Tekrar dönüşümüzde fıstık bölümümüzü yapacağız. Fıstıklı bölümümüzü. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın şuradaki boşluğu gördüğünüz gibi zincir çekerek yaptığımız boşluğa bu zincirimizi 3 tane zincirimizi buraya batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar bakın şu aşağıdaki bölüme, şuradaki boşluğa fıstık bölümümüz için aynı yere 4 kere batıyoruz. Bakın bu şekilde 1 2 3 tekrar başına doluyoruz ve dördüncüyü alarak bakın bu şekilde yine içinden geçiriyoruz. Bakın fıstık ilk fıstığımız için şu en sondakini içinden geçirmiyoruz zincirimizi, tığımızı. Burada bakın iki tane oluşmuş oldu. Bunu bu şekilde içinden geçirerek çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde bakın bu fıstığımızı şu boşluğumuza yapmıştık. Bu boşluğumuzun içerisine bu şekilde batıyoruz. Tekrar aynı şekilde fıstık yapmamız için bakın buradaki daha önceden battığımız boşluğun içerisine hani şu boşluk şuraya battık ya bu sık iğne için tekrar buradaki boşluğun içerisine batıyoruz. Bir, bakın başına doluyoruz. İki, üç, bir tane daha. Dört. Bakın. Şimdi tekrar tığımızın başına alıp içinden çekiyoruz. Bu sondakinin içinden çekmiyoruz. Bunu bu şekilde iki tane oluyor. Bunu bu şekilde çekip içinden tekrar. Yine aynı şekilde daha önceki zincir çektiğimiz o boşluk delik bölümüne batıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bakın fıstıklarımız oluşmaya başladı. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Yine aynı şekilde geriye dönüp buradaki boşluğun deliğin içerisine daha önceki sık iğne yaparak battığımız yere zincir çekerek boşluk bıraktığımız yere batıyoruz. 1 2 3 ve 4 tane dolayarak tekrar içinden çekip bakın gördüğünüz gibi evet bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar diğer zincirin içerisine batarak bakın gördüğünüz gibi fıstıklarımız oluşmaya başladı. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım ben. Çok gevşek yapmayın, sıkı yapın ki arkası da fıstıklarımızın güzel ve düzgün dursun. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet, son fıstığımıza geldim ben. Yine aynı şekilde bakın buradaki boşluğa batalım. Bu şekilde. Son başlangıç yerine yine aynı sonuncu fıstığımızı da 4 tane içinden çekerek yapalım. 2 3'üncüyü yapıyorum. Ve sonuncu fıstığımızı da oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık oldu çantamızın ilk sırasında. Şimdi tekrar
geriye dönüş yapıyoruz. Diğer yönünde. Gördüğünüz gibi bakın ön tarafı da arka tarafı da aynı şekilde oldu. Çok gevşek yaptığınız zaman, hani gevşek tuttuğunuz zaman bu arka bölümleri düzgün durmuyor. Burada ön tarafı güzel tutarken arkaya da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü iki taraflı kullanıldığı için. Şimdi 1 2 yine 3 zincir çekiyoruz. Bakın. Şuradaki boşluğa batıyoruz. Şura değil de şu altındaki kısma batıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk fıstığımızı oluştururken şuradaki bak şu delikten çıkaracağız 4 tane fıstığımızı. Yine bakın bu şekilde 1 dakika. Şöyle birincisini çekelim. Başına dolayalım. Tekrar ikincisi 3 ve dördüncü. Evet, bu şekilde tekrar şuradaki bakın şu deliğin içerisine batıyoruz. Şu diğer fıstığımızın ortasındaki bölümlere batıyoruz. Yine bakın bu şekilde dönüş yaptık. Yine aynı şekilde bakın buradan ilk delik yaptığımız yerden yine aynı ikisinin ortasından 4 tane çıkartıyoruz. 1 2 3 ve dördüncümüzü de yaparak bakın bu şekilde tekrar yine aynı yere iki fıstığın ortasına batırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yine aynı şuradaki boşluğun geriye dönüş yaparak iki üç ve dördüncüyü yaptık. Gördüğünüz gibi fıstıklarımız bu şekilde oluşmaya başladı. Evet, ikinci sıra fıstığımı da tamamlıyorum. Son fıstığıma geldim. Burada bakın şu son fıstığı yaptıktan sonra, son fıstıktan bir öncekisini yaptıktan sonra şu köşedekine batıyorum böyle. Sık iğne yine. Bu şekilde bakın. Yine geriye dönerek bakın zaten yerler hep belli oluyor. Yine fıstığımı tamamlıyorum. Bir, en son fıstığımı içinden 4 tane çıkararak 2 bu şekilde üçüncüsü ve dördüncüsünü alarak evet içinden de geçirerek bu şekilde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi fıstıklarım oluşmaya başladı. Evet, bu şekilde çantamızın kapak kısmını tamamlayana kadar fıstıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde yapacağız. Evet hanımlar, çantamın ben fıstık bölümünü, kapak bölümünü bitirdim. 1, 2, 3, 4 sıra fıstık yaptım. Özellikle biraz sık yaptım ki çantanın kapak kısmı kapatırken hani şu şekilde göstereyim size. Hani böyle önde küçük kapak şeklinde olsun istedim. O yüzden biraz hani sık yaptığım için ön kapak kısmı küçük oldu. Çantanın yan tarafında yan kapatma yeri burası. Bakın bu şekilde. Hani ben bunu orantılı yapmadım. Bakın burasını. Aşağıda genişleyip yukarıya doğru daralan bir kısım yaptım. Çünkü çantanın alt kısmı geniş, üst kapağa doğru olan kısmı biraz daha dar olsun istedim.
Bu çantamın fıstık bölümünü bitirdikten sonra bir sıra zincirleme yaptım ben etrafında. Zincirleme yöntemi gittim. Bakın bu şekilde bir sıra gittim. Ondan sonra bu çantamın yan bölümünü yaptım. Şimdi sizinle birlikte bu çantanın yan bölümünün diğer tarafını yapalım. Onun için demiştim hani size 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 3 sırada bakın şu şekilde gösterdiğim gibi şöyle şu 3 sırası 1, 2, 3 sırası çantanın alt kısmı ve şu yan kısmını yapmış oldum. Yani şu 3 sıra alta gelecek. Şimdi ben size şuradan başlayarak şuraya kadar olan sık iğne bölümünü göstereceğim. Başlangıç yerimizi. Öncelikle ipimizin ucunu alıyoruz. Burada çantanın bu kısmı için ben tığımı küçülttüm. 5 numara tığ aldım elime. Şimdi burası zincirleme yöntemiydi. Burası ön taraf olacak. Burası çantamızın iç tarafı olacak. Şimdi bu şekilde bakın şuradan 1, 2, 3 sıra. Şu 3 sıranın başlangıcından şuradan başlamıştım. Bu şekilde devam etmiştim. Şimdi bunda da buradan başlayarak devam edeceğim. Zincirleme yöntemimiz dışarıda kalacak. Şimdi öncelikle bakın şu sık iğnenin şuradaki başlangıçtan şu zincirlemenin üstünden almıyoruz. Arkadaki bölümden alarak şuradan geçireyim bakın. Şu şekilde içinden ipimizi çekerek zincirlerimizi yapacağız. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Bir. Ondan sonra sık iğnemizi yapalım. Bir tane yaptık. İkinci sık iğnemizi yapıyoruz. Üç. Dört. Beş. Altı. Bir tane de şu köşeyi yaparak 7 tane sık iğne yaptık. Bakın biz burada gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar geriye dönüyoruz. Yine aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Şu bakın şuradan hani çekmiştik ya zincir. Şu diplerden şu işlere batarak devam edeceğiz. Sık iğne yapıyoruz sadece normal bir şekilde. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane sık iğne. Şimdi size şunu şurada göstereyim şu şekilde. Burada bakın 1 2 3 4 5 6 sıra hiç ne eksilttim ne azalttım. Sadece 6 sıra boyunca bakın. Bakın bir şu ilk başlangıç kısmı 1 2 3 4 5 6 sıra sık iğnemizi yapmaya devam ettik. Şimdi burada ben size 6 sıra boyunca gideceğim. 2 sıramı yaptım. 4 sıra daha dönerken her zaman bir tane zincir çekerek dönüyoruz. 4 sıra daha yapacağım. Toplamda 6 sıra 7 tane sık iğne yapmış olacağım. Üç. Evet hanımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım ben. Şimdi 7. sıramızda bir tane zincir çektim döndüm. Sık iğnemizi ilk şuraya değil de şu kısma batarak eksiltmiş olacağız. Hani şu ilk başlangıçtaki deliğe değil de şuraya batarak eksiltiyoruz. Bakın bu şekilde eksiltiyoruz sonuna kadar. Sonuna geldiğimiz zaman bakın şu sondaki ilk sık iğnemizin son sık iğneye geldiğimizde ise hani normal sık iğne yapmayacağız. Bakın bunu bu şekilde alıp bunu da buradan bakın tığın içindeki zincirden geçireceğiz. Eksiltmiş olduk. Bir daha göstereyim size. Bakın son sık iğneyi sık iğne olarak yapmıyoruz. Hani bunu bu şekilde çekmiyoruz tekrar. Bu çıkarttığım zincirimi tığımın üzerindeki zincirden çekiyorum. Hani zincirleme yöntemi yapmış gibi. Tekrar bir tane zincir çekip başa dönüyoruz. Yine burada da aynı şekilde.
Bakın göstereyim şurada size. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördükten sonra tekrar eksilterek devam ediyoruz. Yanlardan her iki taraftan da. Toplamda 11 sıra olacak zaten. Yine aynı şekilde bakın buradan yanından eksiltiyorum. Yine aynı şekilde sonunda bir tane zincir çektik. Hani zincir çektiğimiz dediğimde zincirleme yöntemi yapar gibi sık iğne yapmıyoruz sonundakine. Zincirleme yöntemi yaparak çekiyoruz. Yine bir tane zincir çekip dönüyoruz. Bir zincir çektik, döndük. Yine aynı şekilde bakın. Şu ilk baştaki sık iğnenin deliğinden değil de ikincisinden batarak eksiltme yapıyoruz. Yine burayı da yapalım bu şekilde. Zincirleme yapacağız. Gördüğünüz gibi toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 11. sırada yine bir tane zincir çekerek dönüyoruz. Burada eksiltmiyoruz. Normal sık iğne yaparak sıramızı bu şekilde bakın eksilterek tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet hanımlar, çantamın ben bir yan kısmını diktim. Aynı şu kısım gibi olan bölümünü, bakın burayı penye ipten, kendi ipinden diktim. Zincirim için tutturacağım kısmı da aynı şekilde, onu da bu kısma diktim. Hani çantamızın kapağına dikmiyorum çünkü açıldığı zaman zincir de arkaya gideceği için, o yüzden bu yan bölüme diktim. Şimdi sadece bunun size diğer tarafı diktim. Burayı da nasıl dikildiğini göstereceğim. Aynı şekilde şu uçtan başlayarak sadece dikiş yapıyorsunuz. Hiçbir şey yok bunda. Aralarından geçirerek gayet basit. Yapımı kolay. Bunu en uçtan başlayarak bu şekilde dikiyorsunuz. Tabi biraz burayı sık yaptığım için aralarından girerek dikiyorsunuz hani. Çünkü ipimizin, iğnemizin ucu küçük, ipimizin arkası burası büyük olduğu için penyelerin arasından geçmeyecek. Hani böyle şu şekilde dikiş yapmayacağız. Sadece şu aradaki boşluklardan dikiyorsunuz ki rahatlıkla dikimi olsun diye. Hani dikeceğiz bunu. Başka hiçbir şey yok. Bu şekilde. En son bitimini, zincirini, önündeki çıt çıtını göstereceğim size. Evet hanımlar, çantamı bitirdim ben. Gördüğünüz gibi böyle zincir detayı kullandım çantamda kullanılması için. Yanlarda küçük çantanın zincirini tutabilmesi için bu küçük detayları diktim buralara. Üst kapak bölümünü fıstıkla tamamladım. Ve iç kapak kısmını kapatmak için çıt çıt kullandım. Daha ben bu çantamın iç kısmına astar dikeceğim. Gördüğünüz gibi. Bu aparatları, zincirleri, bu çıt çıtı ya da herhangi böyle kopçesi oluyor. Onu bulabilmek için herhangi bir siteden, internet sitesinden, Instagram sayfasından ya da bunları satan shoplardan bulabilirsiniz. Temin edebilirsiniz bu zincirleri, bu çanta aparatlarını. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladım. Yanları dikişli oldu. Küçük sık iğneler yaparak kenarlardan diktim. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapmak isteyenler için kolay gelsin diyorum. Abone olmayı da unutmayınız lütfen.